Herkese merhaba. Bugün videoda annemle birlikteyim. Videolarda biliyorsunuz odam parça parça gözüküyordu ama aranızda bazıları oda vlogu gelsin veya odanı çok merak ediyoruz diye yorumlar atıyordunuz. Ben de bugün bir oda vlogu çekmek istedim. Yanımda annem de olacak çünkü odayı yaparken, dizayn ederken annem çok yardımcı olmuştu. Biraz onun fikirlerini de almak istedim video ile ilgili. İsterseniz hemen geçiyorum odanın içine. Merhaba arkadaşlar. Odamıza, İlayda'nın odasına hoş geldiniz. Odam genel olarak bu şekilde gözüküyor. Çok büyük bir oda değil, biraz biçimsiz bir oda. Çok fazla kolonu var ve dar uzun ilerliyor. Ama en ferah yapabileceğimiz şekilde yapmaya çalıştık. Ve çoğu hazır eşya odama uymadığı için de bütün eşyaları, yani bütün mobilyaları kendimiz çizdirip marangoza yaptırdık. Küçük bir oda olduğu için çok fazla yer kazanmamız gerekiyordu. Eğer siz de böyle bir odaya sahipseniz bence bu videodaki mobilyalar gerçekten işinize yarayacaktır. Size önerebileceğimiz çok güzel şeyler olacak bu videoda. İsterseniz oda turuna hemen geçelim. Biraz parça parça göstermek istiyorum. Oda turuna geçmeden önce istersen ne zaman yenilediğimizi söyleyelim arkadaşlara. Bence 8. sınıfta bu tarz şeylere girişmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten yoğun bir senemiz şu an. Ve biz bunu düşünerekten 7. sınıfın sonuna doğru yaz tatiline girmeden önce 2. dönem İlayda'nın odasını yeniledik. Evet. Çünkü epey bir dağılıyordu. Yani sonuçta ders çalışıyorsunuz. Yani bununla uğraşamazsınız. Size tavsiyemiz 8. sınıftan önceki sınıflarda yani bu tarz oda değişikliğine girişin. Biz de 7. sınıfta yaptık bunu. Önce biraz masamdan bahsetmek istiyorum. Hemen sizi yakın çekimi alayım ben. Evet, biraz masamdan bahsetmek istiyorum size. Masam biraz uzun. Bunun özel bir sebebi var. Birazdan size bunu açıklayacağım. Çünkü bayağı pratik bir şey aslında bu. Onun dışında masanın üstünü çok doldurmadım. Böyle çok kalabalık olsun istemedim. İki tane kalemliğim var burada. Bu aslında bayağı pratik bir şey. Makyaj organizörü olarak da geçiyor ama kalemler için olan da var. Onu kullandım. İki tane klasör yerleştirdim. Defterlerimi, kağıtları koymak için. Burada da çok sık kullandığım defterler ve okuduğum kitaplar duruyor. Yani çok dolu bir masam yok aslında. Buraya geçmek gerekirse arkadaşlarımla biriktirdiğim anıları, fotoğrafları, konser biletlerini asmak için böyle bir hatıra köşesi yaptım buraya. Tel bir pano aldım. Zaten internette çok kolay bulabileceğiniz bir şey bu. Tel panonun etrafında çevrilecek şekilde 3 tane raf yaptım. Raflara okuma kitaplarımı, sözlüklerimi falan koydum. Önlerine de böyle güzel dursun diye gittiğim yerlerden aldığım bibloları, hatıralık eşyaları koydum. Genel olarak masam bu şekilde. Çok dolu olmaması beni mutlu ediyor. Çünkü ders çalışırken çok boğmuyor beni. Tabii bir de şöyle bir alan çıktı karşıma bunu böyle düzenleyince. Buraya şu anda hoşuma giden posterleri koyuyorum. Fakat sene içinde ben LGS ile ilgili notlar ve posterler asıyordum oraya. Konu özetleri, konu anlatımları koyuyordum. En çok memnun kaldığım konu anlatımı da Karar Akademi'nin poster notlarıydı. Bunları geçen sene sanırım çıkmış zaten ve ben geçen sene keşfettim. Şöyle, içinde soru yok. Sadece konu anlatımına yönelik hazırlanmış bir kitap. Ve içindeki notlar gerçekten çok faydalı. Kitap çok sizi detaya boğmayacak şekilde hazırlanmış. Yani böyle konuları anlatıyor gerçekten iyi bir şekilde. Ama gereksiz detaylarla sizi yormuyor. Sorularda çıkabilecek şekilde anlatıyor. Ve yorumlamanıza yardım edecek şekilde uyarı yorum bölümleri de var. Yani soruları yorumlamanızı gerçekten kolaylaştıran bir kitap. Ayrıca bunun böyle poster şeklinde olması çok faydalı. Yani not not değil de poster halinde yapmaları hemen böyle duvara astığınızda sürekli karşınızda kalıyor. Mesela ben bunu asıyordum böyle bu şekilde ve bütün gün ders çalışırken karşımda oluyordu. Özellikle zorlandığım bir konuysa bütün gün ona bakarak görsel hafızamla beraber konuyu pekiştirebiliyordum. Özellikle bu kitaplar görsel hafızası yüksek olan öğrenciler için gerçekten mükemmel. Çünkü mesela burada İstanbul'un işgalinden bahsediyor. Mebusen Meclisi'nin dağıtılması. Yani belki siz bunu ezberlemekte sıkıntı çekiyorsunuz. Ama ben de şöyle oluyordu. İstanbul'un işgali, neydi tam hatırlayamadım diye düşünüyordum. Sonra hatırlıyordum ki altında böyle bir resim vardı. Görsel hafızam kuvvetli olduğu için hemen hatırlayıp rahat bir şekilde soruları yapabiliyordum. İnkılap tarihi ve din bilgisi konusunda çok faydasını görmüştüm. Türkçesi daha çıkmadı zaten. Bu sene çıkacak diye biliyorum. İngilizcesinin hakkında pek bir fikrim yok ama eminim diğer dersler gibi çok iyidir. Çünkü ben geçen sene İngilizce girmemiştim sınava. Fransızca girmiştim yabancı dil olarak. O yüzden pek bir fikrim yok açıkçası. Sayısal derslerinden de çok memnun kalmıştım. Fende ezbere dayalı konularda gerçekten çok işime yaradı. Basınç gibi fizik konularında da formülleri öğrenmekte çok işime yaramıştı.
Matematiği de size kısa yollardan soru yapmayı öğreten bir kitap olmuş. İçinde örnek sorularla hazırlanmış sorular da var. Nasıl çözeceğinizi anlatan sorular var. Bu şekilde kitaplar genel olarak. Ayrıca şu konuda da emin olabilirsiniz. Kesinlikle MEB'in müfredatlarına çok uygun kitaplar. Örnek sorular incelenerek hazırlanmış. O yüzden hiçbir müfredat dışı bilgi yok. Size gereksiz yere öğretecek bir şey yok içinde. Ayrıca henüz aktif olmasa bile kitabın her sayfasında barkodlar var. Yani bu barkodlardan okutarak aktifleştirildiği zaman videolar izleyebilir ve konuları da eğer izleyerek veya dinleyerek öğrenebiliyorsanız daha da rahat edebilirsiniz bence. Kesinlikle özellikle bu dönemlerde almanızı tavsiye ettiğim bir kaynak. Çünkü hala konu işlemeye devam ediyorsunuz ve konuyu işle işlemez pekiştirmek daha sonra pekiştirmekten daha fazla işe yarıyor tabii ki. Genel olarak böyle bir kaynak bunlar. Ayrıca eğer belki tanıdığınız abiniz ablanız vardır. Bu yayın evi üniversite sınavı için de bu tarz şeyler yapıyor. Hatta normalde üniversite sınavı için çalışıyorlarmış. 2 senedir LGS yönelik kaynak çıkarıyorlar. Ve eminim ki üniversite sınavı için de gerçekten başarılı kaynaklar çıkarıyorlardır. Ben kesinlikle içim rahat bir şekilde size önerebileceğim bir kaynak. Umarım siz de bunu görür, işinize yarar ve alırsınız. Evet arkadaşlar, İlayda'nın çalışma masası bu şekilde. Çok severek kullanıyor İlayda çalışma masasını. Ben de birkaç ilave bir şey söylemek istiyorum. Bu Kariye Akademi'nin postel notlarını keşfeden benim aslında. Şöyle anlatayım size. Geçen sene bir tane kitaba ihtiyacı olmuştu İlayda'nın ve ben de kırtasiyeye gitmiştim. Orada çalışanlardan bir tanesi bana Kariye Akademi'nin postel notlarının çıktığını söylemişti. Ben de Allah Allah nasıl bir şey bunlar diye böyle bir inceledim. Sonra İlayda'yı aradım. Dedim böyle poster notları varmış konu anlatımını. Bunlardan ister misin anneciğim dedim. O da evet istiyorum anne, bunları duymuştum daha önce ama hiç kullanmadım dedi. Al istersen dedi. Ondan sonra ben de set şeklinde hepsini aldım, getirdim. Kendisi baktı şöyle konu içeriklerine vesaire. Gerçekten de çok yararlı buldu. Ve bunlar duvara asılabilen poster notları. Neredeyse odanın her yerine astı gibi diyebilirim. Çok faydalı buldu. Hatta geçen sene yoktu ama bu sene bu barkodu okutarak video anlatımlarına da ulaşabiliyormuşsunuz. Şu an için daha aktif değilmiş. Ben biraz araştırdım. Şu an videolar hala hazırlanıyormuş ama birkaç hafta içinde büyük ihtimalle videolar aktive edilecekmiş. O yüzden kısa süre içinde videolarda ulaşabileceksiniz konu anlatımlarına. O daha faydalı olur bence. Yani ki geçen sene İlayda bunlardan çok gerçekten istifade etti ve yararlı buldu. Eminim video destekli çok çok daha yararlı evet. olur diye düşünüyorum ben. Biz size bunları tavsiye ediyoruz. Zaman zaman belki böyle farklı kaynaklar ulaşırsa İlayda size buradan tavsiyelerde bulunabilir. Şimdi geldik en heyecanlı kısma. Bunu sen mi anlatmak istersin İlaydacığım? Şöyle önce bir konuşayım. Ben uzun yıllardır piyano çalıyorum ve bu odayı böyle düzenlemeden önce piyanom dışarıda duruyordu. Normal odamda duruyordu. Ve hem çok büyük olduğu için aşırı yer kaplıyordu hem de siyah olduğu için çok fazla odanın böyle uyumunu, düzenini bozuyordu. Biz de böyle bir sistem yaptık buraya. Normal bir çekmece gibi, biraz daha güçlü tabii ki raylı sistemi. Ama normal bir çekmece gibi içine de piyanoyu yerleştirdik. Normalde ayakları olan bir piyanoydu bu ve bir evet. köşede duruyordu ve gerçekten de çok yer tutuyordu. Yeni dizayn edeceğimiz odada bir yer bulamamıştık ve evet. kara kara düşünmeye başlamıştık bu piyanoyu. Başka köşelerde de evin diğer köşelerinde de yer olmadı işte anneciğim. Ya ne yapabiliriz diye düşünmüştük hatırlıyorsan o zamanlar. Bu tabii ki bunu biz elektrikli piyano olduğu için yapabildik. Buradan elektrik kablosunu aşağıda prize bağlıyorum ve ayrıca benim piyanomun pedalı da kablolu bir pedal. O yüzden onu da arkadan bağlayıp çalacağım zamanlarda aşağıdan sarkıtıyorum. Genel olarak böyle oldu. Hem yerden çok fazla kazanmış oldum hem de hiç siyah gözükmüyor. Fark ettiyseniz odam tamamen bembeyaz. Bu çok fazla uyumu bozacaktı. O yüzden böyle çok iyi oldu. Ben çok seviyorum böyle. Burada tek sıkıntı oldu. Piyanonun bir standardı olduğu için onu ona göre ayarladık. Masada biraz yukarıya çıkmak zorunda kaldı. Sandalye bulurken biraz zorlanmıştık ona. Hem yüksek hem alçak seviyeye inen sandalye bulamamıştık. O yüzden özel yaptırmıştık sandalyenin alt kısmına. Böyleydi genel olarak benim çalışma masam ve piyano düzenim. Evet. Bu şekildeydi. Gayet uzun, kullanışlı. Yani 1.30 cm civarında olduğu için piyano. Masası da o kadar evet. uzunluğunda oldu ama bence güzel oldu. Bu köşede kitapları var. Burada da rahat rahat ders çalışabiliyor. Eğer sizin de böyle bir piyanonuz varsa ve yer düşünüyorsanız size bir fikir olsun. Bunu da size göstermiş olalım. Biraz bu kısma. Buradan bahsedeyim.
Bir önceki videomda Feynman taktiğinden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Öğreterek öğrenme. Orada bahsettiğim bütün soruları babama burada anlatıyordum. Genel olarak hoş oluyordu burada. Ayrıca annemden çıkmıştı bu fikir. Biraz o anlatsın. Evet, normalde ayakları olan bir tahtaydı tabii ki, siz de tahmin edersiniz ki. Ama tabii ki yine İlayda'ya biraz alan kalması için bunu da ben, burada bir köşe olduğu için dedim ki İlayda buraya assak daha iyi olmaz mı? Hem kullanım olarak da masanın da boyu, tahtanın boyu biraz alçakta kalıyordu zaten. Evet. Büyüdükçe alçalmıştı çünkü ortaokulun başlarında almıştık. Böyle asmış olduk. İlayda'nın da hoşuna gitti. Hala bile kullanıyorsun değil aynen mi? Yani gayet şık oldu burada. Öyle bir köşeniz varsa siz de böyle bir şey düşünebilirsiniz evet diye bunu da göstermiş olalım size. Benim genel olarak çalışma bölümüm bu şekildeydi. Şimdi biraz da odamın diğer bölümlerinden bahsetmek istiyorum. Sırada odamın en sevdiğim bölümü, yani yatağımın evet olduğu kısım var. Annem de çok seviyor orayı. Çok seviyorum, bayılıyorum. Bazen diyorum ki sana misafirliğe geliyorum, kahvemi aldım geliyorum diyorum. Gel anneciğim diyor da. Yani gerçekten de çok şık oldu. Şimdi istersen oraya doğru geçelim aynen yavaş yavaş. Evet, bu köşeyi zaten benim videolarımdan tanıyorsunuzdur. Çok seviyorum bu köşeyi. Sürekli bunun önünde video çekiyorum. Burada böyle benim fotoğraflarım var. Bütün yani hayatım boyunca önemli ve güzel anılarımı çektiğim ve bastırdığım fotoğraflar bunlar. Polaroid şeklinde bastırdım çünkü biliyorsunuz bu sıralar çok moda. Benim de çok hoşuma gidiyor. Onların yanına böyle plaklar koydum. Bu plaklar gerçek plak değil. Böyle bir hediyelik eşya satan bir yerden almıştım. Ama üzerlerinde sevdiğim grupların şeyleri var, şarkıları yazıyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor bu tarz plaklar. Geçen haftalarda da annem burası güzel olur diye şey almış. Böyle led ışık almış bana. O da çok hoşuma gitti. Böyle etrafını şey yapınca daha farklı bir hava kattı odama. O yüzden ben çok seviyorum. Özellikle şu an gündüz ama böyle geceleri ışığı kapatınca çok güzel oluyor burası. Benim çok sevdiğim bir köşe. Burada da böyle bir minik bir komodinim var. Bu da şeylerimle, diğer mobilyalarımla aynı desene sahip. O yüzden uyumlu oldu bayağı. Üzerine bir tane lightbox aldım. Lightbox'a genelde o dönem sevdiğim sözleri yazıyorum. Mesela şu an Hakuna Matata yazıyor. Eğer Aslan Kral izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yanında bir tane gitarım var. Yıllar önce bir gitar çalma girişiminde bulunmuştum ama başarısız olunca artık süs eşyası olarak kullanıyorum. Böyle bir köşe. Burada da bir tane boy aynam var. Bu boy aynası sadece ayna değil, içi de böyle dolap gibi. Şöyle göstereyim. Böyle içine annemin ojelerini ve kendi takılarımı, süs eşyalarımı falan koyuyorum. Böyle kullanışlı oldu. Bahsettiğim gibi odam küçük olduğu için siz de bu tarz bir şey alabilirsiniz. Hem de şık duruyor bence. Benim hoşuma giren bir ayna. Yatağıma gelmek gerekirse, yatağımın üzerinde iki tane yastık var. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Yani biri peluş yastık zaten, yumuşacık. Diğeri de üzerinde böyle değişik bir desen olan bir yastık. Yatak örtüsü olarak da peluş battaniye kullanıyorum. Çok yumuşacık. O yüzden çok rahat oluyor. Çok alıştım. Hem de güzel durduğunu düşünüyorum. Ben yani genel olarak bu köşeyi çok seviyorum. Odamdaki favori köşe. Zaten bütün günümü de burada geçiriyorum. Masada sadece ders çalışıyorum. Geri kalan her şeyi burada yapıyorum. Burada da bir tane televizyonum var. Çok yani küçük bir televizyon. Çok zaten uygun fiyata almıştık. Onu da şeye bağladım ben. Yani herhangi bir şey uyduya bağlı değil, Apple TV'ye bağlı. Sadece Netflix ve YouTube için kullanıyorum. Öyle odamda vakit geçirmek için kullandığım bir şey. Ama son zamanlarda derslerden pek zaten bakamıyorum televizyona. Böyle genel olarak bu kısım. Dolabım biraz büyük yapmak istedim. Çünkü böyle hani her şeyi içine toplarsa odam daha güzel görünür diye düşündüm. Ayrıca şey yapmadım, tavana kadar yapmadım. Çünkü odam dediğim gibi biraz küçük bir oda. Tavana kadar yapsaydım büyük ihtimalle çok boğucu olurdu. Bir de benim dolapta en sevdiğim kısımlar şuradaki desenler. Böyle biraz vintage tarz katıyor gibi bir şey diyebilirim. Eski bir tarz katıyor ama aslında modern bir şey. Zaten fark ettiyseniz odamdaki çoğu mobilyada aynı desen var. Böyle güzel bir dolabım var.
İçinde gösterecek bir şey yok zaten. Sadece giysilerim var içinde. Bir de sene içinde test kitaplarımı da dolabıma koymuştum çok fazla oldukları için. Böyle genel okudan. Bir de avizem var. Avizem çok komik ama çok uygun bir fiyat aldım. 25 liraya falan almıştım geçen sene. Basit yani minimal bir beyaz bir avize. Çok da bir özelliği yok açıkçası. Öyle. Genel olarak benim odam bu şekilde. Evet, odamı gördünüz. Her detayını size anlatmaya çalıştım. Bu odada annemin de çok fazla büyük fikirleri var, çok emekleri var. O yüzden beraber çekmek istedim videoyu. Umarım sizi de işinize yarayacak burada fikirler almışsınızdır. Bence özellikle piyano ve ayna fikri gerçekten küçük odalar için çok idealdi. Bu şekilde lafı biraz anneme bırakayım. Ne demek? Zevkle. Zevkle yardım ettim o zamanlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu bence. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.